Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda bugün Singapur'da dünyanın en ilginç, en farklı ülkelerinden birisinde ve dünyanın en ilginç ve en farklı ülkelerinden birinde şu ana kadar daha önce hiç görmediniz, hiçbir Türk'ten izlemediniz bir video çekmeye, Singapur'un kalan son köyünü gözlemlemeye gidiyoruz. Birileriyle konuşabilecek miyiz, köye girebilecek miyiz? Hiçbir şey bilmiyorum. Şansımı denemeye gidiyorum. Gökdelenler arasında 30 haneli bir köy var ve burada yaşayan küçük bir komünite insan var. Bakalım bizi orada ne bekliyor. Çok heyecanlıyım. Umarım girebiliriz. Şimdi bir tane otobüs, bir tane de metroya bineceğiz. Paramızı doldurmamız lazım. Kartımda 3 lira vardı. 10 lira daha doldurdum. 13 lira 16 kuruş oldu. Şimdi gidiyoruz heyecanla köyü bulmaya. Evet, metroyla yaklaşık 20-25 dakikalık yol geldim. Şimdi B çıkışından çıkıp bir tane otobüse bineceğiz. Sonra 15-20 durak gidip bir tane köye varacağız. Sanırım 7 durak yol geldik. 13 dolar 18 centimiz vardı. Ve 1 dolar 47 cent çekti. B çıkışı neredeyse. Evet, orada. Ülkede tek taksiye binebileceğiniz alan böyle yerler. Yani bunun haricinde ileride yol kenarından taksiye bindir, yok gel beni evin önünde indir filan, öyle şeyler yok. Evinizin yakınında illaki taksi indirme yeri vardır. Sizi sadece orada indirebilirler. Evet, otobüsümüz geldi. Maşallah 36 lira gibi. Aktarma yaptı galiba. 16 sent kesti. Şimdi köye doğru geldik. Şu an Singapur şehrinin merkezinin oldukça dışına çıktık. Burada artık iş merkezleri, çalışma ofisleri ya da buna benzer yerler bitti. Burada tamamen artık siteler var. İnsanlar buralarda yaşıyor. Ama biz şu an burada 700-800 metre ileride bir yerde ama aralardan derelerden gidip apartmanların, ağaçların, derelerinin kenarından içeri girip Singapur'daki o köyü bulmaya çalışacağız. Bulabileceğiz miyiz bilmiyoruz. Bakalım, internetim de yok. Haritadan çevrim dışı bulabilmeye çalışacağım. Az çok yerini kestiriyorum. Şimdi bu nehre iyi bakın. Bu nehri gördüysek ha, köye yaklaştık demektir. Buralarda bir yerde köy var anladığım kadarıyla. Köyün hikayesinin içerisinde bu nehrin hikayesi de var. Hatta köyün adında da buranın sebep olduğu bir isim var. Biraz sonra şimdi köyü bulabilirsem eğer, inanıyorum buralarda bulabilirsem eğer, size daha detaylı anlatacağım ve köyü tanıtacağım, hikayesini anlatacağım. Belki de şu an dünyanın en değerli arsalarından birisi ama sahibi zengin olmadığı halde asla satmıyor. Tam buralara kadar gelmişken size Hong Kong gibi, Singapur gibi, Macau gibi gökdelen şehirlerin şehir planlaması hakkında da fikir vereyim. Şehrin finans merkezi dedikleri merkezi central noktalarda aslında sadece iş yerleri, ofisler, ticarethaneler ya da çalışma alanlarıyla dolu. İnsanlar daha sonra her gün günlük bu aktivite yapıyorlar. Şehrin o çalıştıkları bölgenin 7-8 kilometre etrafındaki site bloklarıyla oluşturulmuş yaşam alanlarında yaşıyorlar. İşte bunun içerisinde marketi var, spor salonu var, yürüyüş parkuru var, bisiklet parkuru var. Dinlenme alanları var, alışveriş merkezleri, yani her şey aslında bu gördüğünüz blok zincirlerinin içerisinde var. Ve bu blok zincirleri de genelde aslında köprü altından, köprü üstünden de birbirlerine bağlı oluyor. Şimdi ben bilerek gün batımında, ya daha doğrusu akşamüstü geldim 5'ten sonra. Çünkü gittiğimiz köyde de çalışan insanlar var şehir merkezinde. Ve istedim ki zaten köyde hala hazırda az insan var. En azından o insanlar saat 5'ten sonra köylerine döner. Belki bir ihtimal benle birisi konuşur. Biraz bu durumdan sıkılmışlar. Yani yerli turistten sıkılmışlar. Çok fazla yabancı turist bu işi bilmiyor.
Umarım çok rahatsız etmem. Umarım birileriyle muhabbet edebilirim. Evet, geldik. Singapur'daki tek gecekondu mahallesi ya da tek bireysel müstakil evlerin olduğu mahalle burası. Singapur'un ortasında meyve ağaçları, abi de meyve ağaçlarındaki meyveleri fileyle koruma altına almış. Bu köyün adı Kampong Lorong Buangkok. Şimdi Kampong Malay dilinde köy manasına geliyor. Lorong da benim Asya turu videolarımı izlediyseniz zaten halihazırda erkeklerin giydiği bir etek var ya, bir etek giyiyor erkekler. Ona sarong diyorlar. Aslında sarong Luların köyü gibi bir şey burası, tamam mı? Sarong giyenlerin köyü demek gibi bir şey düşünün. Şimdi buraya neden sarong giyenlerin köyü demişler? Biraz önce size ne demiştim? Bakın burada da zaten kanallar var. Orada bir tane nehir var. 1956 yılında buraya bir tane Çinli amca gelip alıyor. Şu an burası 12.500 dönümlük bir arazi. Ve bir amcaya ait. Amca şu an hayatta bir kızı var. Şimdi orada hep taşkınlar oluyormuş. O zaman bu arsa, bu bölge çok fazla değerli değilmiş. Ve burada erkekler ve kadınlar sürekli burada taşkınlar oldukları için Çinliler dahi, normalde Çinli erkekler sarong giymez. Çinli erkekler dahi sarong giyermiş. Neden? Çünkü sel baskın oluyor. İşte etek gibi ya o şeyler. İşte kolayca kendini şeyden sıyırabilsin diye. Sudan ya da su baskından sıyırabilsin diye. Burası 1956 yılında Çinli bir amca tarafından alınmış. O tarihten beri de ne kadar çok insan almaya çalışırsa çalışsın satmamışlar. Adamlara bak ya, köye bedava su içmeniz için, içmemiz için bedava su koymuşlar. Şu an köydeki tek ibadethane burası olabilir. Müslüman bir cami. Aslında köy tamamen Müslüman değil. Köyün sahibi de zamanında Müslüman değilmiş ama daha sonradan köyde bazı yerleri birilerine kiralamış. Onlar da Malaymış. Onlardan bir kısmı Müslümanmış. Şimdi içeri girip bir bakayım. Burada bir tane Budist aile var. Burada tavuklar var ama bu tavuklar yenmek için ya da yumurtaları için değil, evcil hayvan niyetine besleniyor. Şu an Singapur'dayız. Aa, sincap. Gökdelenlerin ortasındayız. Burada sadece 30 tane hane var. Şimdi çok kısa hemen tekrardan bir toparlayayım bu köyü. 1956 yılında bir tane Çinli amca, Singapurlu Çinli bir amca buraya geliyor ve buradan arsa satın alıyor. O zaman burası çok değersiz. Söylenen o ki böyle çok çok cüzdi bir miktara arsa satın alıyor. O zaman daha şehirleşme ve şehir planlaması ya da henüz gökdelenler tam olarak inşa edilmeye başlamamış. Bu bölge zaten ıssız, sulak bir alan. Abi her türlü meyve var, muz filan da var. Adını bilmediğim tonla meyve var. O ağaçtaki kocaman şeyler ne? Ondan sonra bu Çinli amcamız 12.500 metrekare arsayı parasını verip satın alıyor. İşte daha sonrasında işte çocuğu oluyor. Bir tane ev yapıyor, çocuğuna veriyor. Bir tane daha çocuğu oluyor, ona ev yapıyor. 4 tane çocuğu oluyor, işte ona ev yapıyor. Sonra o 4 çocuğun kendi çocukları oluyor. İşte onlara ev yapıyor falan derken. Ondan sonra arsa büyük ve geniş. İstiyor ki işte kiralayayım, buradan biraz belki gelir kazanayım. Belki de Singapur'da köy hayatı ya da buranın, şöyle de düşünmüş olabilir. Benim tahminim, bazı farklı kaynaklardan başka yazılar da okudum. Hani buraya ne kadar insan gelirse, aha bu sahibinin evi işte. Buraya ne kadar insan gelirse daha sonradan bizi buradan çıkarmaları daha zor olur diye bir düşünce sahibini olmuş. Şu an buranın sahibinin kızı var. 70 yaşında. Yanılmıyorsam bu evde yaşıyor. Sing ablanımızın, teyzemizin adı. Şimdi bu amca buraya kira verirken tabii ki buraya Çinliler de kira istemiş, Malaylar da kira istemiş ve burada hem Çinlilere hem Malaylara bu evi kiralamışlar. Malayların bir kısmı dindar, Çinlilerin bir kısmı Budist ya da Taoist. Buraya gelmişler, barış içerisinde yaşamışlar. Bu gördüğünüz alanda normalde birkaç yıl öncesine kadar aslında bu mahallenin bir kültürü varmış. Bu çitler var ya, buraya çit çekmek yasakmış. 2004-2005 yılına kadar. Çünkü hani mahallenin kültürü bu şekildeymiş. Herkesin kapısı, bacısı açıkmış. İsteyen gelip istediği şekilde komşusunun elinden bir şey alabiliyormuş. Müslüman bir Malay gelip işte bir Hindu'nun ya da işte Budist'in evinden istediğini alıp
Daha sonra da o kişi gelip istediğini alabiliyormuş. Sonra artık 2000'lerden sonra iyice bu Singapur dolmaya başlamış Göktren'le ve burası artık fark edilmiş. Tamam, burada hala yeşil alan var. İşte bu artık burayı da alalım, dikelim apartmanları, Göktren'leri falan diye siteleri diye böyle emlakçılar bir açlık, bir arzusuna başlamış. Ve gelmişler, adamdan istemişler. Adam daha o zaman hayatta. Adam demiş ki burada önemli olan para ya da pul değil. Adam burada para ya da pul önemli değil. Ben istiyorum ki Singapur köy hayatını ve Singapur'un geçmişinden kalan son bu toprak parçasını ayakta tutayım. Bu gördüğünüz insanlar 1960 yılında, 64 yılında kiraya ilk gelmeye başlamışlar. 1964 yılında kaç para kira veriyorsa bugün de neredeyse hala aynı parayı veriyorlar. Söyleniyor ki işte bazı evler tek odalı, bazı evler 3+1, 4 Singapur dolarıyla 20 Singapur doları arasında bu evler kiralık. Şurada binlerce dolara kiralık evler varken apartman dairesinde 1+0 stüdyo daireler, burada insanlar şu evlerde 20 dolara 25 dolara belki en fazla konaklıyorlar. Ve tarih sahnesinde hiçbir zaman zam yapmamışlar. Zam yapmamalarının sebebi de şu. İşte adama sormuşlar zamanında, niye zam yapmıyorsun? Ben bu insanlardan para kazanmak için bunu yapmıyorum. Burada Singapur'un tarihini, kampung hayatını yani köy hayatını ayakta tutmak için yapıyorum. Kızına demişler, kızı hala kirayı arttırmamış. Şu an bütün mülk kızına ait. Kızı hala kirayı arttırmamış. Niye sen diyor kirayı arttırmıyorsun? İyi de diyor babam arttırmamış ki ben niye arttırayım diyor. Demiş ki baban arttırmamış da 50 sene olmuş hala aynı para. Tamam ne fark eder ki diyor, sonuçta insan aynı ama diyor. Ve deniyor ki ilk 2002-2003'lü yıllarda bu arsa keşfedildiğinde emlak firmaları buraya gelmiş. Ve bu gördüğünüz alana 28 milyon dolar teklif etmişler. Kadın kabul etmemiş. Sonra gelmişler 70 milyon dolar kabul etmiş, teklif etmişler. Kadın yine kabul etmemiş. Daha sonrasında resmi olmayan bir yazı var. İşte daha böyle 150-200 milyon dolara teklif etmişler. Kadın yine kabul etmemiş. Demişler ki buradaki varlığımızın sebebi buradan kar elde etmek değil. Singapur'un onlarca yıl sonra bile nasıl bir toprak parçasıydı, nereden nasıl çıktı, nasıl bir yaşamı vardı, insanlar görsün istiyoruz demiş. Yani aslında şurası açık hava müze gibi. Kadın evlenmemiş ve kadının ailesi ya da çocuğu yok. Ve 70 yaşında olduktan sonra ne olacağı belli değil. Dünyanın herhangi bir yerinde olsa aslında herhangi bir köy diyebilirsiniz. Ama işte Singapur'da gökdelenler arasında milyonlarca değere sahip, milyonlarca dolar değere sahip ve son köy olması benim ilgimi çekti. Size de göstermek istedim, belki aranızda ilgini çekenler olabilir. Bu horoz biraz sinirli gibi. Aslında mesela 2007 yılında burası, aslında sakinler önce burayı biraz, buraya gelen misafirlere 2004'ten sonra buraya gelen şey, insanlara biraz ön yargılıymış. Hani biraz korkmuşlar, köyümüz elimizden alır falan diye. İşte gazeteciler burada insanlarla röportaj yapmak istemiş, kadınlar müsaade etmemiş, gazeteciler kapıda yatıp kalkmış. Singapur hükümetinin yasalarına göre aslında bu araziyi bu insanın elinden alabilirler. Bu arazi bir kişiye ait, elinden alabilirler. Hatta 2014 yılında bir tane proje çıkarmışlar. Buradan bir yerden bir tane yol geçecek, buraya iki tane okul yapılacak, bir de buraya yeşil alan yapılacak insanların ortak kullanım amacıyla. Ama daha sonra şimdi buradaki insanların ısrarı ve Singapur'da yaşayan insanların topladıkları imzayla, işte burası Singapur'un son işte kampongu yani son köyü, işte lütfen burayı yıkmayalım, koruyalım, saklayalım. Hatta bazı girişimler var, burayı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne almaya çalışıyorlar. Singapur'un tarihini ve geçmişini gösteren son kalıntı diye UNESCO tarafına baskı yapıyorlarmış, burayı yani koruma altına alsınlar diye. Devlet 2014 yılındaki bu çıkardığı projeden geri adım atmış ama yine de her an alınabilirmiş. Şimdi biraz insanlar doğru saatte gelmişim, insanlar evlerine geldi, geliyor. Hafiften böyle bir selam çakıyorum, göz kırpıyorum. Böyle biraz tebessüm ediyorlar ama İkinci adıma, levele geçebilecek, muhabbet doğurabilecek ortam oluşturamadım. O yüzden böyle sağa sola
git gel yapıyorum. Kestaneye benziyor diyordum da benzemiyor. Bu bildiğim direkt bizim kestane. Tabii içi olgunlaşmadan sincaplar devirmiş bunu. Çok İngilizce yaygın değilmiş içeride. Özellikle sahibinin kızı Sink, yani şu anki teyzemiz, o çok fazla İngilizce bilmiyormuş. Dediğim gibi toplam 30 tane ev var. Ama bunların 25'inde yaşam var. 5 tanesi de önceden doluymuş ama onlar aile kuşağından birinin evlerini devretmemiş. Buranın sahibinin kızı da, o Sing ablamız da şey yapmamış. Bu evi birine, yani o boşalan yerleri birilerine vermemiş. Şurada 100 metre sınırından itibaren Gökdelenler şehri başlıyor. Ama burada Asya havası var. Baksana da kablolar düşük, kırık. Açıklama sistemi. Yemyeşil ormanların arasında tek katlı evler. Kampung Larong Buangong. Belki de şu an Singapur'da ilk defa böyle bir köyü gördünüz. İlk defa böyle bir köye şahit oldunuz. Gönül isterdi ki daha fazla içeriye girebilelim, bir eve davet edilelim, insanlarla muhabbet edelim. Ama maalesef bu insanlar da biraz benim gibi buraya çok sık gelen ziyaretçiler yüzünden çok soğuk değiller ama çok fazla da böyle "Aa, bizim köye bir insan geldi, dur lan şununla iki muhabbet edelim, bu kimmiş neymiş dokunayım" filan havalarında değiller. Zamanında 1956 yılında burayı satın alan Çinli amca kızına devrediyor. Ve kızı da babasının mirasını, babasının bir ahdi var. Sakın ha burayı kimseye satma, sakın ha. Burayı kimseye verme. Buranın orijinalini yaşa ve yaşat. Onun da amacı buradaki insanlardan az kira almaya devam ederek buradaki insanları bunu anlatmaya çalışıyor. Burayı yaşayın ve yaşatın. Evet, şimdi yavaştan şehre dönelim. Biraz da böyle şehri görün. Bakın 10 dakikada nasıl bir ambiyans değişecek. Hatta hostelime kadar gidelim. Hostelimi de size göstereyim. Nasıl bir yerde kaldığımı da görün. Bu da o ailelerden birisi. Video hostelimi size gösterdikten sonra sonlandıralım. Birçok böyle koşu ya da bisiklet alanları var. Söyleniyor ki her Singapur vatandaşının mutlaka uğraşlı bir sosyal aktivite ya da spor aktivitesi var. Herkes akşam bir şekilde bisiklete biniyor, koşu yapıyor. Hatta bazı ofislerin duş alanları varmış. Mesela adamlar şey yapıyormuş. Sabahları kalkıp bisikletiyle ofise gidiyor. Ofiste duş alıyor. Ondan sonra oradaki takım elbiselerini giyip işe başlıyor. Akşam da takımlarını tekrardan çıkartıp duş alıyor. Bisikletle evine dönüyor. Bu yaygın değilmiş ama böyle de bir çalışma hayatı içerisinde olanlar varmış. Yasaklar ülkesi. Daha 300 metre geldim gelmedim. Hemen gökdelenler araç trafiğinden başladı. $1 ödedik. Metro istasyonuna geldik. Şimdi buradan da üst geçit orada. Bakalım benim hostelim en yakın nereye gidiyor? Benim hostelim Arab City'de. Orada da birçok Türk restoranı falan var. Direkt oraya metro yok ama en yakın metroya gideceğiz, oradan sonra yürüyeceğiz. Her yer ne kadar kalabalık oldu ya. Şu var ya, Maps mi ne, mübarek bir uygulama. Bakın internetim yok, çevrim dışı çalışıyor. Ve bana diyor ki Mehmet diyor, Lidl India'ya git, oradan da Bugis'e binersin diyor. Lidl India'ya nasıl gideceğim mesela? Bir sürü metro var ya, nereden anlayacağım ben bunu? Bakın, benim bulunduğum buradan Lidl India'yı mor renkle gösteriyor. Ben dedim ki demek ki mor renkli bir tane tren mi var acaba? Gelip bakıyorum, evet, North East Line deden bir tane mor renkli yer var. Abi memlekette sadece bir yer değil. Her yerde resmen yerin altında bir memleket daha var. Bakın şu an yerin iki kat altına indik. Bir de indiğim yer var, 3. Şurası var. Şura var, ora var. Şehrin altında resmen 3 kat daha var. Şimdi biz... Aa, bir kat daha mı aşağı varmış? Bir kat daha aşağı ineceğiz. Evet, ülkenin bir ucundan girdik. 46 cent aldı. Öteki otobüs ne kadar almıştı? 1.10 mu almıştı?
Yani ülkenin bir başından buraya gelmek 1,5 Singapur doları. Bunların kazancına göre hiçbir şey. Vallahi burada kazanılan para göre o zaman bunlar ulaşıma çok para vermiyor. Singapur'da en ucuz yemek yiyebileceğiniz yerlerden birisi de Little India. Şuralardan bir yerden başlıyor. Hadi gidelim şimdi orada yemeğimizi yiyelim. Sonra biz de Arap mahallesindeyiz. Oraya gidelim. Hostelimize girelim. Şimdi Little India'ya geldim. Burada yemek yiyorum. En ucuz yere geldim. Yani Singapur'da daha ucuz bir yer yoktur. Şimdi nasi goreng seafood diyorlar buna. Şöyle göstereyim. Şimdi birkaç tane içinde deniz mahsulü var. Pirinç var. Bir iki salata malata var. Bir tane de soğuk çay söyledim. Düz soğuk çay. Zaten yarıdan fazlası buz. 100 lira bu yemek. Aynen. Daha ucuz da zaten şöyle bir şey yiyemezsiniz. Ben normalde bu sokakta kalırdım hostelde. Buradaki hostel daha ucuzdu. 25 dolardı hostel. Burası işte Hint mahallesi. Ve hostelde de hep Hintliler vardı ama abi 3 gün kaldım. Gerçekten kalınmaz ya. Yani ben yani Hintlileri artık cidden hani saygı diyoruz, maygı diyoruz da artık saygı tamirlerimi zorluyorlar. Ya tamam hadi ülkendesin, pisliktesin. Anladım hani görmedin medeniyeti bilmiyorsun. Öyle yaşıyorsun ülkende. Saygı diyorum. Abi Singapur'a gelmesin, medeniyetin göbeğindesin, adamları görüyorsun işte tertemiz, dümdüz yaşıyor. Sen hala yani Singapur'da böyle Hindistanmış gibi yaşıyorlar. Zaten burayı da bırakmış polis, ne haliniz varsa görün demiş. Şimdi Arap mahallesinden geldim, benim hostelim burada. Ama biraz ilginç bir hostel. Hostelde çalışan yok. Her şeyi size WhatsApp üzerinden yazıyorlar. Kapı şifresini, yatağınızı, hiç resepsiyon falan görmüyorsunuz. Ayakkabıları böyle giriş katta bırakıp benim oda 3. katta. 3. kata çıkacağım. Ha bak size göstereyim bir şeyler. Ha sorry. Hostelde şey isim vermişler bakın. İstanbul, Ankara. Hem böyle odalar var. Hem de ayakkabılıklar var. Dünyanın farklı şehirlerinden de odalara isimler vermişler. Evet hostelde böyle bir şey. İşte benim böyle bir yatağım var. Işığım var. 2 tane elektrik prizim var. Burada böyle bir perde var. Böyle 15-20 metrelik burada 2 katlı. Bu tarafta da 2 katlı, burada 2 katlı. Herhalde bir 20-25 kişi kalıyoruz bir oda içerisinde. Ve buranın da geceliği 420 TL, 430 TL civarında. Şeyden Hint mahallesindeki hostelinden sonra şu gördüğünüz yer saray gibi. Bu bölüm de buraya kadardı. Değişik bir video çekmeye çalıştım. Ama insanlarla temas kuramadığım için de çok içime sinmedi ama Singapur gibi dünyanın en gelişmiş gökdelenler şehrinde gidip de böyle son böyle 25-30 haneli bir komünite oluşturmuş bir köyü bulup hem de farklı din grubunda ve ırk grubundaki insanların 50 senedir 60 senedir bir arada yaşadığı bir yerde zamana ve sisteme karşı ayakta durup yerlerini vermeyen insanların yaşadığı bir yeri görmek de benim için değişik bir tecrübe oldu. En azından bu bölüm için ya da benim için böyle bir bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmuş olduk. Bu bölümde buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde ben de bilmiyorum yarın bakarız.